Muğla'mızın kaymak tortusu olarak bilinen ya da hoşnerim olarak bilinen tereyağını yapacağız. Ve ilginç bir üretim tekniği var. Özellikle de yörük kültürüne ait, hatta manav kültürüne ait bir tereyağıdır bu. Hem lezzetlendirici olarak, aroma arttırıcı olarak kullanılır yemeklerde, hem de aynı zamanda tereyağı içeriği nedeniyle yağ olarak da kullanılır. Uzun süre dayanıklılık kazanır pişirme nedeniyle ve muhtemelen de yörükler tarafından bu nedenle tercih edilmiş zamanında ve ondan sonra da bütün yemeklerin vazgeçilmezi haline gelmiş. Nedir? Kaymak tortusu adı üstünde. Kaymaktan, süt kaymağından, çiğ süt kaymağından elde edilen bir tereyağıdır. Ve farklı bir yöntem kullanıyoruz dedik, pişirerek yapıyoruz dedik. Hemen bunu göstermek istiyorum size. Özellikle hanımların süt sağdıkça biriktirip dolaplarında toparlayıp belli bir miktara, belli bir gramaja geldiği zaman da tereyağına çevirdikleri bir süt kaymağıdır ve kaymak tortusu olarak geçer. Yumurtalarda, makarnalarda, bazı yemeklerde özellikle tercih edilir ve olmazsa olmazlardan oldukça da lezzetli bir yağdır. İlk olarak sütün eridiğini görüyoruz. O süt kaymağının süte dönüştüğünü görüyoruz pişirme esnasında. Ardından yağından ayrılıp tortu denmesine de sebep olan o özelliğinin ortaya çıkmasına şahit oluyoruz. Nedir bu? Partiküller halinde dibe çökmeler söz konusu oluyor. Yağ yukarıda kalıyor ve süt tortuları, süt parçaları tabana çöküyor. O yüzden tortu deniyor zaten. Hoşmerüm ya da tortu ismiyle biliniyor dedik. Hoşmerüm genellikle tatlı olarak bilinir, tatlı ismi olarak bilinir. Evet, bundan, kaymaktan, kaymak tortusundan da tatlı yapıldığı doğrudur. Ama özellikle kullanımı biraz evvel de söylediğimiz gibi hem aroma artırıcı hem tereyağı olarak kullanımıdır. Şöyle gördüğünüz gibi önce eriyor ve süte dönüyor. Biraz evvel anlattığımız gibi daha sonrasında tortulanıyor ve tortular dibe çöküp yağı üstte kalıyor. Tabii bunu yapabilmek için bir miktarda tuza ihtiyacımız var, o çökelmeyi sağlayabilmek adına. Tuzumuzu da çok abartmamak kaydıyla yenilebilir kıvamda atıyoruz, tuzumuzu da ilave ediyoruz. Tatlı olarak da üretimi mümkün olduğu için bundan unla birlikte güzel de bir tatlı yapılabildiği için çok tuzlu olmamasını da tercih ediyoruz tabii ki. Hem tatlı üretiminde hem tuzlu yemeklerde de çok rahatlıkla kullanılabilen bir çeşit aroma artırıcı ve tereyağı olarak çıkıyor karşımıza. Gördüğünüz gibi tamamen süte dönmüş durumda şu an. Bir miktar tuz ilave edeceğiz. Kaynamayı gördükten sonra göz göz kabarmalar, kenarda küpüklenmeler oluştu. Çok değil, bir çay kaşığı kadar tuzumuzu ilave edeceğiz. Bu çökertmeyi sağlayacak. Ve üzerine yağın birikmesini sağlayacak. Bu aşamaları tek tek şu an 3'er 5'er dakika arayla görebileceksiniz. Yağımız şu an hazır.
biraz sonra tamamen çökecek. Tortu dipte kalacak, yağımız sapsarı üstünde kalacak. Ve istediğimiz zaman, istediğimiz ölçüde makarnamızda, yumurtamızda, çorbamızda kullanabileceğiz.